Günün öne çıkan başlıklarından derlediğimiz Kanal Fırat Ana Haber Bülteni başlıyor. Ekranları başında bizleri takip eden tüm değerli izleyenlerimize mutlu akşamlar diliyorum. Sevgili seyirciler, Elazığ'da COVID-19 destekleri kapsamında 185 milyon 863 bin lira ödendi. Elazığ'da koronavirüsle mücadele kapsamında her türlü çalışma yapılırken kısa çalışma ödeneğinden nakdi ücret desteğine, sosyal destek programından normalleşme desteğine kadar 185 milyon 863 bin 951 lira ödendiği bildirildi. Ülke genelinde olduğu gibi deprem yaşanan Elazığ'da da COVID-19'la mücadele kapsamında her türlü çalışma yapıldı. Valilik koordinesinde ilgili kurumların desteğiyle her türlü çalışmanın sahada yapıldığı kentte vaka oranının düşüşü %80'e yaklaştı. Bu süreç içerisinde ihtiyaç sahibi aileler başta olmak üzere işçi ve işverene de maddi olarak destekler verildi. Valilikten alınan bilgiye göre sosyal destek programı kapsamında 3 haz halinde ihtiyaç sahibi ailelere 62 milyon 654 bin TL, Biz Bize Yeteriz Türkiye'm kampanyası kapsamında 18 milyon 702 bin TL, kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneği ve normalleşme desteği kapsamında ise 104 milyon 507 bin 951 TL ödendiği bildirildi. Desteklerden şu ana kadar 109.132 kişinin faydalandığı belirtildi. Sevgili seyirciler, altın düşüşünü sürdürüyor. Altın olanlar ve yatırım yapmak isteyenler ise aklı karışık. Aklı karışanlar için uzmanlar anlatıyor. Bir süre daha düşebilir. O süre işte herhalde en geç Ocak sonu olur. Çok iyi bir alım fırsatı vermekte yatırımcısına altın. Altın yatırım yapmak isteyenler için bir fırsat sunuyor. Son zamanlarda ani düşüşleriyle gündeme gelen altının gram fiyatı 440 liraları gördü. Peki ilerleyen zamanda altın fiyatlarını nasıl bir süreç bekliyor? Altın almak isteyen vatandaşlar bu süreçte ne yapmalı? Herhalde en geç Ocak sonu olur. Çok iyi bir alım fırsatı vermekte yatırımcısına altın. Çünkü biz daha önceki konuşmalarımda da söyledim, altın hep yüksek diye, yükselir diye yine yükselecek. Ama işte bu faizi kimse hesap edemedi. Faiz kararından sonra altın düştü. Ama dolar da altın da bence alınabilecek en iyi seviyelerde şu anda. Dediğim gibi biraz daha düşebilir. O da kısa süre bir fırsat verebilir. İlerisi yine yüksek olacaktır. Uzmanlar yatırım yapmak isteyenleri uyarıyor. Fırsatı kaçırmayın. Yani millet panik olmasın. İşte ben altın aldım da işte altın düştü de zaten bunların amacı şey. Bir süre güvenin sarsılması, altından çıkıp da işte başka işte ben daha altın almam bundan sonra gibisinden. İşte altın halbuki en güvenli liman. Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakçı doların düşmesine bağladı. Şimdi özellikle Maliye Bakanı'nın istifası ve Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasından sonra dolar fiyatında bir düşüş. Tabii dolar fiyatındaki düşüş dolayısıyla altına yansıdı. Yani 8600 lira seviyesini gören dolar da şu an 7400'lü seviyeler. Bu da uluslararası piyasalarda altının onsunun dolarla çarpımından dolayı tabii altının fiyatını düşürdü. Yani vatandaşımız şöyle bilsin ki altın ons bazında düşmedi. Dolar bazında, dolar düştüğü için düştü. ABD Başkanı'nın koltuğuna oturmasının ardından doların yükselmesiyle altın fiyatlarının da yükselmesi tahmin ediliyor. Malum Amerikan başkanlık seçimi bitti. Kazanan başkan adayı ayın 20'sinde koltuğuna oturacak ve sonrasında da parasal genişleme diye Avrupa Birliği'nin ve özellikle Amerika'nın parasal genişleme ile ilgili yani virüsün yıprattığı ekonomilere bir nebze destek olma adına piyasaya para sürülecek. Tabii para sürülmesinin akabinde de özellikle değerli emtialarda biz tekrar yükseliş bekliyoruz. Bunu da yani vatandaşlarımıza şu anlık altın fiyatlarını, şu anki altın fiyatlarını özellikle tam alım fırsatı olarak değerlendirmelerini tabii ki diliyoruz. Başkan Çakmakçı altının uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunu ifade ederek kısa vadeli yatırım için altının tercih edilmemesini istiyor. Hiç kimse günübirlik düşünmesin. Altın fiyatları her zaman uzun vade yatırım. Altın uzun vade yatırım aracıdır. Yani kalkıp bugün aldım yarın para kazanayım düşüncesinde hiç kimse olmasın. Biz özellikle
3600 liraları gören altında, yani Cumhuriyet altınından bahsediyorum, 3600'ü gören altın şu an 3030 seviyesinde. Yani tam alım yeri diye tabii vatandaşa bir öneride bulunuyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de yani yıllık bazda veyahut 6 aylık bazda baktığımız zaman da geçen yılın altın fiyatlarıyla kıyaslama yapsınlar. Ondan önceki yılın altın fiyatlarıyla kıyaslama yapsınlar. Altının ne kadar karlı bir yatırım aracı olduğunu zaten kendileri görürler. Önümüzdeki günlerde ise altında yükseliş görülecek. 440'ları zaten gördük alt limit olarak. Bugün 448 seviyesinde, 449 seviyesinde. Yani dün itibariyle 440'lı. Yani biz gene az önce bahsettiğim olaylardan ötürü altın fiyatlarında tekrar yönün yukarı olduğunu belirtmek istiyoruz. Yani vatandaşın tercihidir. Tabii ki günübirlik düşmeler, çıkmalar, yani biz öyle gün oluyor ki yaklaşık 20-25 kez fiyat değiştiğimiz günler oluyor. Yani günübirlik hiçbir şekilde düşünmesi. Yani şöyle farz edelim, yani bir arsa aldığı zaman veyahut başka bir yatırım yaptığı zaman hemen yarını mı düşünerek yapıyor? Uzun zamandır yaşanan kuraklık nedeniyle susuzluk tehlikesi altında bulunan Elazığ'a müjde meteorolojiden geldi. Meteoroloji 13. Bölge Müdürü Taner Erdoğan kar yağışı için tarih verdi. Bölge Müdürü Erdoğan, bölge genelinde yeni bir yağışlı havanın etkisi altına gireceği uyarısını yaparken, cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren yağışların kar şeklinde olacağını söyledi. Uzun zamandır yaşanan kuraklık nedeniyle susuzluk tehlikesi altında bulunan Elazığ müjde meteorolojiden geldi. Meteoroloji 13. Bölge Müdürü Taner Erdoğan, bölge olarak yeni bir yağışlı havanın etkisi altına gireceği uyarısı yaparken, soğuk hava ile birlikte Elazığlıların aylardır hasret kaldığı kar yağışının cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor dedi. Yaptığımız son meteorolojik değerlendirmeye göre bölgemiz yarın akşam saatten itibaren yeni bir yağış sistemi etkisi altına girecek. Ve yağışlarımız yer yer kuvvetlice pazartesi akşam saatlerine kadar bölgemizde etkili olmaya devam edecek. Yağışlarımız yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olurken, hafta sonu itibaren ise özellikle cumartesi günü akşam saatlerinde yüksek seviyelerde havanın soğumasıyla birlikte yağışların artık kar şeklinde olması tüm bölgemiz için beklemekteyiz. Hava sıcaklığına baktığımız zaman mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yağışlarla beraber mevsim normallerine, hafta sonu itibaren ise mevsim normallerinin de 3 ile 5 derece altına düşmesini beklemekteyiz. Rüzgarlara baktığımız zaman doğu ve güneydoğu yönlerden hafta sonu esecek rüzgarlarımız orta ve kuvvetlice esecek. Hafta sonunda kuzeyli yönlerde hafif zaman zaman orta kuvvetli esmesini bekliyoruz. Bölge Müdürü Erdoğan, oluşması muhtemel riskler için vatandaşları uyardı. Yaptığımız bu değerlendirmeye göre özellikle yağışlarla beraber ulaşımda aksamalara, yer yer sel su baskınları olabilir. Ve bu yağışlı sistem özellikle pazar günü itibaren havanın soğumasıyla birlikte vatandaşlar özellikle buzlama ve don olaylar için dikkatli ve tedbirli olmalarında fayda var. Sevgili seyirciler, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Elazığ Valiliği, Fırat Üniversitesi ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Elazığ'a gelen AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz'ın ziyaretlerinin ilk durağı Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş oldu. Mücahit Yanılmaz, Rektör Profesör Doktor Fahrettin Göktaş ve Rektör Yardımcıları tarafından karşılandı. Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş'tan bilgi alan Mücahit Yanılmaz, üniversitenin şehre katma değer sağladığını söyledi. Yanılmaz, belediye başkanlığı döneminde ikinci üniversite kurulması için de çalışma yaptıklarını anımsattı. Bu açıdan hocamın bu dönem içinde Elazığ'ımıza ve Fırat Üniversitesi'ne çok büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Tabii 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ büyük bir afetle sarsıldı. Bu afetin akabinde pandemi afetiyle bir daha sarsıldı. Bu sarsıntıları bir an önce ortadan kaldırmak, hemşehrilerimizin yüzünü güldürmek ve normal yaşama dönmek için inanıyorum pratikte bir kısım çalışmalar yapılmakla birlikte üniversitemizde teoride bir kısım çalışmaları pratiğe dökecek çalışmaların içindedir. Bu açıdan Elazığ'ımız Fırat Üniversitesi gibi bir üniversiteye sahip olmakla şanslıdır. Şunu da burada belirtmek istiyorum.
belediye başkanlığım döneminde de Elazığ'ımızın bir üniversiteye daha ihtiyacının olduğunu ısrarla vurguladım. Ve bununla ilgili bir kısım ön çalışmalar da yapılmıştı. Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş da Mücahit Yılmaz'a ziyareti dolayısıyla teşekkür etti. Tabii başkanım ailece aslında Elazığ'a çok değerli hizmetleri olan bir aileden büyüğümüz. Ben rektör olarak atandığım ikinci günü başkanım beni aramıştı. Hakikaten bize moral ve motivasyon verdiler. Kendimi yani başkanımızın gücünü de arkamda görünce gerçekten bir moral bozukluğuyla başlamıştım ama başkanım ertesi gün arayınca hakikaten çok mutlu oldum. Elazığ'da Elazığ halkı kadirşinaz bir millettir. Başkanım şahsında bunu belli edince buraya güvenle kendimi rahat hissederek geldim. Mücahit Yılmaz'ın bir sonraki durağı Elazığ valisi Erkaya Yırık oldu. Erkaya Yırık ve Mücahit Yılmaz'ın gündeminde Elazığ vardı. Elazığ valisi Erkaya Yırık, Mücahit Yılmaz'ın belediye başkanı olarak görevde bulunduğu sürede önemli çalışmalar yaptığını anımsattı. Kendisi burada görev yaptığı süre içerisinde son derece vatandaşı mutlu eden, kamu yatırımlarını yapan ve güzel temenniler, güzel izlenimler bırakan bir arkadaşımız. Kendisi şu an itibariyle Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi'nde yerel yönetimler başkan yardımcısı olarak görev ifa ediyor. Orada bulunduğu süre içerisinde de yine ilimizle ilgili güzel dileklerini, isteklerini, düşüncelerini paylaşıyor. Ve yine vatandaşlarımızın olabilecek tüm çalışmalarında katkıda bulunmaya çalışıyor. AK Parti Genel Merkezi Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yılmaz, Elazığ'ın Vali Yırık'ın çalışmalarıyla yaşadığı sıkıntılardan kurtulacağına inandıklarını söyledi. İnanıyorum ki Sayın Valim, Elazığ'ımızdaki bu musibetlerden hemşehrilerimizin kurtulması, yüzlerinin tebessüm etmesi ve Elazığ'ımızın o güzel kimliğine bürünmesi için büyük bir mücadele veriyor. Atandığı günün ertesi gün tahmin ediyorum telefonda bir görüşmüştük ve Elazığ'la ilgili heyecanını ben o telefondaki sesinden almıştım. Daha sonra da göreve başladığında belirli aralıklarla telefonda görüşüyoruz. Her zaman vatandaşın içinde, işlerinin başında ve yakından takip ederek Elazığ'ımıza inşallah en güzel hizmetleri verecektir ve vermeye devam edecektir. Ben Sayın Valime tekrardan hayırlı olsun diyorum. AK Parti Genel Merkezi Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yılmaz'ın ziyaretlerinin son durağı AK Parti İl Başkanlığı oldu. Yılmaz, İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından karşılandı. AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, yönetim olarak çalışmalara devam ettiklerini belirterek Mücahit Yılmaz'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti. 22 Eylül'de Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle bu onurlu görev şahsıma verildi. O günden beri sahadayız, çalışıyoruz, yönetimimizi oluşturduk. İşte nasip olursa yine ayın 18'inde pazartesi günü bir kongremiz var. Kongremize gideceğiz. Bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Bu vesile bugün bu görevi biz ifa ediyoruz. Belli bir süreden sonra zamanı gelince biz de başka yeni gelen kardeşlerimize bu bayrağı devredeceğiz. AK Parti Genel Merkezi Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yılmaz da partilerinin disiplinli bir yapıya sahip olduğunu belirterek Elazığ'ın AK Parti'ye desteğinin artarak devam edeceğini söyledi. İnanıyorum ki Elazığ'da AK Parti her zaman güçlüdür. Elazığlılar reisimizi, Cumhurbaşkanımızı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı her zaman sevmişler, bağrına basmışlar. Bu güç artarak devam edecektir. İnşallah 18'inde yapılacak kongreyle Elazığ teşkilatımız yeni bir hamleye, yeni bir çalışmaya başlamış olacaktır. Ben Şerafettin Yıldırım kardeşime hayırlı olsun diyorum, başarılar diliyorum. Yönetimiyle birlikte il teşkilatımız Elazığ'da güzel hizmetler yapacaktır. Sevgili seyirciler, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 2021 yılı 10. başvuru ilan çağrısını yayınladı. Söz konusu ilanda
Elazığ'ın da aralarında bulunduğu ve IPART programının uygulandığı 42 il faydalanacak. IPART 2 dönemi 10. başvuru çağrı ön ilanı 7 Ocak tarihinde yayınlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Koordinatörlüğü'nde 10. dönem çağrı kapsamında iki farklı tedbir kapsamında destekler gruplandırıldı. Programın kaynağı, faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPART programı fonudur. Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında destek olmak amacıyla başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı iller, IPART programının uygulandığı ve aralarında Elazığ'ın bulunduğu 42 ildir. Tedbir 101 kapsamında süt üreten tarımsal işletmeler, kırmızı et üreten tarımsal işletmeler, kanatlı et üreten tarımsal işletmeler ve yumurta üreten tarımsal işletmelerin yatırım toplamının %50-70 arasındaki kısmına hibe desteği verilecek. Tedbir 103 kapsamında süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, kırmızı et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, kanatlı eti ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması yatırım programının %40-50 arasındaki kısmına hibe sağlanacak. Online yapılacak başvurular 15 Şubat'ta başlayacak. Tedbir 101 kapsamındaki son başvuru tarihi 16 Mart, tedbir 103 için ise 26 Mart olarak açıklandı. Fırat Üniversitesi Genel Sekreterlik görevine başarılı çalışmalarıyla akademik alanda adından sıkça söz ettiren fizik bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sinan Akpınar atandı. Fırat Üniversitesi'nde Profesör Doktor Osman Özcan'ın emekliye ayrılmasıyla birlikte Fırat Üniversitesi Genel Sekreterlik görevine Rektör Profesör Doktor Fahrettin Göktaş tarafından akademik ve idari çalışmalarıyla dikkat çeken fizik bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sinan Akpınar getirildi. Daha önce Fırat Üniversitesi Rektör Danışmanlığı görevini yürüten Profesör Doktor Sinan Akpınar, Rektör Profesör Doktor Göktaş'ın görevlendirmeleriyle üniversite genel sekreterlik görevine atandı. Üniversite içerisindeki başarılı çalışmalarıyla bilinen Profesör Doktor Sinan Akpınar'ın genel sekreterlik görevine atanması akademik ve idari kadrolar tarafından memnuniyetle karşılandı. Kanal Fırat Medya Grubu olarak Fırat Üniversitesi Genel Sekreterlik görevine atanan Profesör Doktor Sinan Akpınar'a yeni görevinde başarılar diliyoruz. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2018-2020 dönemine ait gün gün tüm medya paylaşımları yayın haline getirildi. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası 2018-2020 dönemi medya paylaşımlarını yayın haline getirdi. Tarih, konu ve içerik olarak tablo haline getirilen tüm paylaşımların yer aldığı yayının ön sözünü yazan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Arsan, odanın son 3 yıllık tüm çalışmalarının belgelendiği bu yayının önemli bir kaynak niteliği taşıdığını ifade etti. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Arsan, söz uçar yazı kalır başlığı ile kaleme aldığı yayın hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Odamız Halkla İlişkiler ve Protokol Müdürlüğü tarafından hazırlanan bu yayın ile 1 Nisan 2018 tarihinden günümüze odamızın gün gün yaptığı ve gerek basın bülteni gerekse sosyal medya aracılığıyla üyelerimiz ve kamuoyuyla paylaşılan tüm faaliyetlerimiz kayıt altına alınmıştır. Oda arşivimize kazandırılan ve tarihe not düşen bu yayın ile bu hizmet döneminin gün gün tüm faaliyetleri bir araya getirilmiş ve bundan sonraki süreçlerde yapılacak çalışmalar için de kaynak gösterilme imkanı sağlanmıştır. Kurumsallaşmaya ve şeffaflığa büyük özen gösterdiğimiz yönetim anlayışımızın bir parçası olan bu çalışma ile oda üyelerimizin kurumsal kapasitelerini geliştirme, sektörel gelişmeleri teşvik etme, sanayileşme için gerekli olan altyapıların kurulması, dış ticaretin artırılması, kanun ve mevzuatlardan üyelerin haberdar edilmesi, ilin ihtiyaç ve sorunlarını ilgili makamlara taşınması, sektörün sorunların çözümü için girişimler, lobi faaliyetleri, kültürel ve sanat faaliyetlere destek, tanıtım, girişimcilik, işsizlikle mücadele, mesleki eğitimler ile üyelerin nitelikli eleman sorunlarının çözümü, farkındalıklar oluşturma, kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi, STK'ların müşterikliğinin ve etkinliğinin artırılması, paydaşlar ve medya kurumları ile ilişkilerin geliştirilmesi ve odamız stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda gün gün atılan her adım yer almaktadır.
Yüzyılda bir yaşanabilecek büyük felaketlere denk gelen bu hizmet dönemimiz içerisinde bir an olsun dahi yılgınlığa düşmeden üyelerimizin ve ilimizin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda mesai ve saat kavramlarından uzak şekilde imkan ve gücümüz ölçüsünde bu mücadeleler verilmiş ve verilmektedir. 1884 yılında ülkemizde kurulan ilk 10 oda arasında yer alan ve bu tarihi misyonunun bizlere yüklemiş olduğu sorumluluk bilinciyle tüm yönetim organlarımız ve profesyonellerimiz de hizmetlerimize aynı heyecanla devam ediyoruz. Bu düşüncelerle odamız meslek komite üyelerimize, meclisimize, komisyonlarımıza, odamız profesyonellerine, paydaşlarımıza ve medya mensuplarımıza bu süreçteki katkı ve gayretleri için teşekkür ediyor, yayında emeği geçenleri tebrik ediyorum ifadelerine yer verdi. Elazığ Belediyesi daha temiz bir şehir hayatı sunmak ve her atığın çöp olmadığı bilincini oluşturmak için hayata geçirdiği birçok çalışmanın geri dönüşümlerini toplayarak doğaya katkı sunmayı sürdürüyor. Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen denetimler neticesinde binlerce ton atık durumundaki lastik geri dönüşüme kazandırılıyor. Ayrıca tıbbi atıklar ise bertaraf ediliyor. Özellikle içerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinde çevre temizliği ve hijyen konularında daha titiz davranan belediye ekipleri, doğada yok olması yıllar süren cam, pil, metal ve plastik malzeme gibi nitelikli atıkları usulüne uygun toplayarak geri dönüşüme tabi tutuyor. Sivil Toplum Kuruluşu Platformu Dönem Sözcüsü Servet Yaşar Özdemir, Sivrice ilçesinin yaşadığı sorunların gündeme getirilmesi ve çözüm yollarının bulunabilmesi için Sivriceliler Derneği ve platformu olarak ortak bir rapor hazırladıklarını söyledi. Elazığ Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, Sivrice ilçesinin sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin bir rapor hazırladı. Hazırlanan raporla ilgili açıklama yapan dönem sözcüsü Servet Yaşar Özdemir, 24 Ocak tarihinde Elazığ'da meydana gelen depremin merkez üssü olan ve en çok etkilenen ilçe Sivrice ile ilgili Sivriceliler Derneği ile ortak bir rapor hazırladıklarını belirtti. Sivrice ilçesinin sorunlarına değinen Özdemir, ilçenin sorunlarını madde madde sıraladı. Hazırlanan raporda ilçede binalar için oluşturulan yeşil alan ve boş alanlara geri çekilen binalar serpiştirildiğinden alan daralmasının oluşması, derin çukurlara konuşlandırılan binaların alt katlarının hem bodrum gibi durması hem de bu binaların sel baskınlarına maruz kalabileceği, ilçe merkezindeki işyerleri ve konutların birbirine çok yaklaştırıldığı ve sosyal yaşam alanlarının kısıtlandığı, ilçede yeni bir planlama ve düzenleme yapılabileceği, ilçe halkının görüşü alınarak ve büyük bir uzlaşıyla yeni yerlerde yeni konut projelerinin geliştirilmesi, ilçede dokuya uygun binalar inşa edilmesi, ilçede müstakil ev yapımına önem verilmesi, kura olmadan ailelerin ve akrabaların aynı binalarda kat kurasına tabi tutulmaları, ilçenin bir bölgesinde arzu eden aileler için ahırlı ev seçenekleri oluşturulması, Sivrice ilçesinin girişine yapılan köprülü kavşağın beklentileri karşılamadığı ile ilgili görüşlere yer verildi. Sevgili seyirciler, ömrü hayatında 2 yıl önce bir kez hastaneye giden 6 çocuk 80 torunu bulunan 102 yaşındaki Şahin Den ile koronavirüsü yendi. Sivrice ilçesine bağlı Sürek köyünde 100 yaşına kadar oğluyla yaşayan 102 yaşındaki Şahide Gürbüz 2 sene önce köyden kente yerleşti. Maça geldim. Tahtayım mı? Gel bize maşer. Seni bir ben alayım. Çarabı. Sabah ya. Merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi'nde ikamet eden Şahide Nine 12 gün önce rahatsızlandı. Bunun üzerine evde alınan test sonucunda koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. 6 çocuk, torun ve torunlarının çocuklarıyla toplam 80 torunu bulunan Şahide Nine, COVID-19'u evinde uygulanan tedaviyle ufak öksürüklerle yenmeyi başardı. 25 yıl önce eşini kaybeden bir asırlık ömrünü köyde geçiren ve hiçbir kronik rahatsızlığı bulunmayan Şahide Nine, hayatında ilk defa 2 sene önce üşütme şikayetiyle hastaneye gitti. Köyde kendi hayvanlarından ürettiği doğal besinlerle beslendiğini ve bunca yaşı buna borçlu olduğunu dile getiren Şahide Nine, maskesiz kimse dışarı çıkmasın, herkes maskesini taksın uyarısında bulundu. Kere davar ya mazatı. Mağale rümeti, madevi rümeti, manlay rümeti, lazveti rümeti, çizatı.
Babaannesinin 1919 doğumlu olduğunu belirten Altan Gürbüz, Şahide Nini'nin doğal beslenmeyi tercih ettiğini söyledi. Bu koronavirüsü ufak öksürük şikayetiyle ve bir sorunsuz olarak atlattı. Allah'a şükür şu an gördüğünüz gibi durumu da çok iyi. Babaannem normalde biz Elazığ'a 2-3 senedir gelmiş babaannem. Bundan önceki hayatı hep köylerde geçmiştir. Yani köy hayatı yaşamıştır ve doğal beslenmiştir. Bundan dolayı bu uzun süre yaşamı ben köy hayatına bağlıyorum. Babaannemin 6 çocuğu var. 4 kız, 2 erkek. Torunlarının çocuklarıyla, yani torunlarının çocuklarıyla tahminim bir 70-80 tane torunları vardır. Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Mithat Ulaş, esnafın sıkıntılı günler geçirdiğini belirterek, bu zorlu süreçte devletin esnafının yanında yer aldığını söyledi. Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Mithat Ulaş, pandemi döneminde esnafa sağlanan hibe destekleri için müracaatların sona erdiğini söyledi. Özellikle pandemiden ötürü Sayın Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle esnaflarımıza sağlanan hibe desteklerinin müracaatları geçen hafta Cuma bitmesinin akabininde tekrar bir 3 günlük uzatma süresi verildi. Malumunuz dün gece 23.59 itibariyle müracaatlar bitti. Devletin sağlayacağı hibe ve kira desteklerinin esnafı rahatlatacağını ifade eden Başkan Ulaş, oda olarak da üyelerinin yanında olduklarını söyledi. Evet, Elazığlılar olarak gerçekten devletimizin vereceği 1 milyon gelir desteği kaybı, 500'de kira desteği gerçekten Elazığ adına, Elazığ esnafı adına kaçınılmaz olduğunu gördük. Evet, bizler gerek oda olarak gerekse şahsi olarak elimizden geldiği kadarıyla kendi odamızın üyeleri ve diğer odalarında üyelerinin bu süreçte kendilerine desteklerimiz eksik olmadı. Başkan Ulaş, devletin, milletinin ve esnafının yanında olduğunu belirterek borçların yeniden yapılandırılmasında sunulan hizmetlerden biridir dedi. Devletimizin yaklaşık olarak bir ay, bilmedik iki ay öncesinde devletimize ve farklı kurumlara olan esnaflarımızın borçlarının da yapılandırılarak peşin ödemelerde %90 faizinin silinmesi, taksitlendirmede de belli oranda bir faizin düşürülmesiyle beraber esnaflarımızın bu imkanda sağlanmasını meydana getirdiler. Fırat Üniversitesi'nden 8 öğrenci TÜBİTAK 2247C stajyer araştırmacı burs programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. TÜBİTAK tarafından lisans öğrencilerinin Ar-Ge kültürü kazanmaları, araştırma ekosistemine ilk adımı atmaları ve araştırma yapmaya teşvik edilmeleri amacıyla başlatılan TÜBİTAK 2247C stajyer araştırmacı burs programı kapsamında Fırat Üniversitesi'nden 8 öğrenci girdi. 145 farklı üniversiteden 1359 farklı projede yer almak üzere 1500 lisans öğrencisinin desteklendiği programda öğrenciler Fırat Üniversitesi bünyesinde yürütülmekte olan projenin yanı sıra diğer üniversite, enstitü ve özel şirketlerin bünyesindeki projelerde de görev alacakları kaydedildi. Önümüzdeki dönemlerde üniversite bünyesinde desteklenen projeleri artıracaklarını belirten Rektör Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, sektör firmalarının Ar-Ge merkezleriyle koordineli olarak yürütülecek programlarla üniversite olarak ülkemize Ar-Ge tecrübesi kazanmış lisans mezunları kazandıracağız. Bu sayede Fırat Üniversitesi'nde üretilen bilgi ve tecrübeler ülkemizin sanayisine aktarılacaktır, dedi. AK Parti Gençlik Kolları Genel Merkezi tarafından başlatılan ve Elazığ Gençlik Kolları Çevre, Şehir ve Kültür Birim Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmayla tamamen atık malzemelerden oluşan kedi ve köpek evleri gençlik kollarındaki teşkilat mensupları tarafından inşa edildi. AK Parti Elazığ Gençlik Kolları Çevre, Şehir ve Kültür Birim Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmayla soğuk günlerde mama ve su bulma noktasında sıkıntı çeken sokak hayvanları için
Tamamen atık malzemelerden oluşan kedi ve köpek evleri Gençlik Kolları'ndaki teşkilat mensupları tarafından inşa edildi. Yapılan çalışmayla ilgili açıklama yapan AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Uğurcan Güleç, her konuda olduğu gibi AK gençlik, çevre, doğa ve hayvan dostlarımız konusunda da hassastır. Genel merkezimizin 81 ilde başlattığı bu programa Elazığ AK Gençlik ailesi olarak biz de destek verip çalışmamızı yaptık. Ülkece zor günlerden geçtiğimiz bu süreçte her ne olursa olsun üzerimize düşen sorumluluğu her bir alanda yerine getirmeye gayret göstereceğiz. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in yaşadığı şu olay ile bizlerin sokaktaki minik dostlarımıza olan bakış açısını özetlemek isterim. 10 bin kişilik bir ordunun başında baba ocağı, ana vatanı Mekke'nin kapısına dayanmak üzeredir. Ordunun en önünde ilerlerken yolları üzerinde yeni doğum yapmış dişi bir köpek de yavrularını görür. Arkadaşlarından Suraka oğlu Cuayli çağırarak emir verir. Anne ile yavrularının önünde duracak ve ordunun tamamı geçinceye kadar onlara nöbetçilik edip ezilmekten koruyacaksın. Dişi ile yavruları rahatsız edilmemiş fakat 10 bin kişilik fetih ordusu istikametini değiştirmiştir. Bizler de bu işi nacizane örnek alıp bu ve diğer konularda da AK Gençlik olarak her zaman olmamız gereken yerde olacağız ve aynı hassasiyette sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın başlatmış olduğu sıfır atık projesiyle de entegre bir şekilde yapılmış bu programda emeği geçen tüm kardeşlerime teşekkür ederim dedi. TÜGVA Kadın ve Aile Koordinatörlüğü medya grubumuzu ziyaret etti. Türkiye Gençlik Vakfı Kadın ve Aile Koordinatörü Başkanı Aray Kuruyer ve Yönetim Kurulu üyeleri medya grubumuzu ziyaret etti. Onlar ilgileniyor. Hani mesela zayıf olan öğrencilerimize direkt eğitimleri birebir de verdik. 10 Ocak Gazeteciler Günü nedeniyle gerçekleştirilen ziyaret kapsamında TÜGVA üyeleri medya grubumuzun çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Bu 1-2 yıldır daha iyi bir hale getirdik. Yani insanlar bizden bir şey istiyor. Bu kursu açalım, bu eğitimi verelim. Mesela biz diksiyon eğitimi... Kuruluşumuzun birimlerini gezen TÜGVA heyeti 10 Ocak Gazeteciler Günü nedeniyle Elazığ Son Haber editörü Kevser Öz'e çiçek takdim ettiler. Medya grubumuzu gezen heyetin ziyareti günün anısına çekilen fotoğrafla tamamlandı. Montajı oradan da ekranlara geliyor. Kesendirildikten sonra buraya geliyor. Burada görüntüler birleştirilip aşağı iniyor. Türkiye Çimşehir Sendikası ile özel bir hastane arasında sağlık hizmetlerine indirim protokolü imzalandı. Türkiye Çimşehir Sendikası ile Medline Hastanesi arasında protokol imzalandı. Sağlık hizmetlerinde indirim protokolü töreninde konuşan Sendika Bölge Genel Sekreteri Murat Coşkun, üyelerinin sağlıkta en iyi hizmeti alabilmeleri için imzaların atıldığını söyledi. Hiçbir çalışanımızın hastanelere düşmemesi, hastalanmaması ama bu da hayatın bir gerçeği, hastalık. Buralara da geldikten sonra en iyi hizmeti alabilmek. Ben geldim, gördüm Medline Hastanesi'ne. Güzel, nezih bir ortamlar var. Bütün teknolojik faaliyetlere tabiler. Hocalarımız kaliteli branşlarında her biri. Bu anlamda iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ediyorum. Aynı zamanda bu sözleşmeden Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde bulunan bütün çimento fabrikaları yararlanabilmektedir. Hastanenin müdürü Kürşat Kara Hüseyinoğlu, Elazığ'da en kaliteli sağlık hizmetini sunma hedefinde olduklarını vurguladı. Elazığ'da sağlık hizmetini en iyi, en kaliteli şekilde sunmaya devam ediyoruz. Sağ olsunlar, kendileri de bu hizmetimizden faydalanmak üzere hastanemize ziyarette bulundular. Bu balgamda kendileriyle ilgili ve çalışanlarıyla ilgili sağlıkta indirim protokolü imzalayacağız. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu çizgimizden, bu kalitemizden ödün vermeden siz değerli Elazığ halkımıza ve bütün çalışanlarımıza en doğru, en güzel hizmeti sunmaya devam edeceğiz inşallah. Elazığ'a yeni bir hukuk bürosu daha kazandırıldı. Milliyetçi Hareket Partili Belediye Meclis Üyesi Mehmet Kızgın'ın oğlu Avukat Hüseyin Kızgın'ın bürosu Abdullah Paşa Minibüs Durağı yanındaki Tekmeniş Hanı'nda hizmet verecek. Elazığ'a yeni bir hukuk bürosu daha kazandırıldı.
MHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Kırgız'ın oğlu Avukat Hüseyin Kırgız'ın bürosu Abdullahpaşa Minibüs Durağı yanındaki Tekmen İşhanı'nda hizmet verecek. Şehrimizin değerli iş alımlarından Mehmet Kırgız kardeşimizin biricik evladı Hüseyin Kırgız kardeşimizin açmış olduğu avukatlık hukuk bürosunu hayırlara vesile eyle. Amin. Güzel işlere vesile eyle. Amin. Adaletli kararlar vermesine nasip-i müyesser eyle ya Rabbi. Çok değerli abimiz, iş insanı Sayın Mehmet Kırgız'ın biricik evladı, bizim de canımız kardeşimiz Avukat Hüseyin Kırgız'ın bu özel gününde, bu güzel gününde, bu rızık kapısında, bu yeni ticaret hanesinde başarılı işler yapmasını, hayırlı hizmetlere vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan temenni ederek bu duygu ve düşüncelerle kurdelayı kesiyorum. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Allah utandırmasın. İşletme sahibi Avukat Hüseyin Kırgız, bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür etti. Bugün memleketim olan Elazığ'da avukatlık mesleğini icra etmek için büromuzun açılışını yaptık. Açılışımıza katılan MHP İl Başkanımız Semih Bey'e, diğer belediye meclis üyelerimize, aileme, dostlarıma ve büyüklerime sonsuz teşekkür ediyorum. Bugün büromuzun açılışını yaptık. Abdullahpaşa Minibüs'ten orada bütün hemşerilerimizi büromuza bekliyoruz. MHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Kırgız ise davetlilere kendilerini yalnız bırakmadığı için teşekkür etti. Açılışımıza Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Semih Bey'e, Kadın Kolları Başkanımıza ve Belediye Meclis Üyelerine, halkların arkadaşlarımıza hepsine hoş geldi, şeref verdiniz. İnşallah devlete, millete faydası olur. Rabbim de tek dilediğimiz odur. Herkesin Allah çocuğunu bağışlasın, bizimkinde bir köşede diyorum. Haberleri izlediniz. Az sonra günün gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızda olacağız. Ayrılmayın lütfen. Günün gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızdayız. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 17. haftada temsilcimiz ile özel idare basketbol takımı evinde ağırladığı Galatasaray basketbol ile oynadığı müsabakada 87-79 mağlup oldu. Birebim İl Özel İdari Kadın Basketbol Takımı ligin 17. haftasında Galatasaray'ı ağırladı. İl Özel İdari Spor Salonu'nda saat 17.15'te oynanan karşılaşmada temsilcimiz güçlü rakibiyle zaman zaman başa baş bir oyun sergilese de sahadan 87-79 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ilk periyodunu 26-22 ile geçen Galatasaray ikinci periyodu da 27-13 önde geçip ilk yarıyı 53-35 önde tamamladı. İkinci yarıda üstünlüğü ele alan temsilcimiz Birebim İl Özel İdari, üçüncü periyodu 26-22 ile önde tamamladı ve skor 75-61 oldu. Farkı kapatmak için son periyotta savunmada daha dikkatli olan temsilcimiz, hücumda gerekli hamleleri yapamayınca bu periyodu da 18-12 üstün tamamlamasına rağmen maçı çeviremedi ve karşılaşmadan 87-79 mağlup ayrıldı. Karşılaşmayı izleyen ilimiz valisi Erkay Yırık, Avrupa maçlarına çıkacak olan Birebim İl Özel İdare Takımı'nın Elazığ'da bir ilki yaşattığını söyledi. Kadınlar Basketbol Ligi'nde 17. hafta mücadelesini bugün Galatasaray gibi büyük bir takımla yapan Birebim İl Özel İdaresi Kadın Basketbol Takımımız mücadeleyi gerçekten iyi oynamasına rağmen, elinden gelen her şeyi ortaya koymasına rağmen maalesef 87-79 kaybetti. Ama tabii önemli değil. Neticede bu uzun soluklu bir maraton. İnşallah bundan sonraki süreçte takımımız daha iyi mücadele ortaya koyarak ve yapmış olduğu mücadelenin de karşılığını alarak galibiyetler de elde edecek mutlaka. Biz buna inanıyoruz. Elazığ'ımızın tarihinde ilk olacak bir hadiseye de önümüzdeki hafta imza atacak kadın basketbolcularımız Çek Cumhuriyeti'nde oynanacak olan mücadelede Çek, Slovak ve Rus takımlarıyla mücadele edecekler ve bu spor tarihinde Elazığ'ımızın dış ülkede yapmış olduğu ilk mücadele olacak. İnşallah kızlarımız oradan başarıyla dönerler ve hepimiz de mutlu ederler.
Yani bu spor tabii neticede bir mücadele ortaya konuyor. Bugün kaybediyorsunuz, yarın kazanıyorsunuz. Sonra daha tersi farklı oluyor. Neticede ilimizin böyle bir faaliyete konu olması, dışarıdan, İstanbul'dan, başka ülkelerden takımların ilimize gelmesi, görmesi ve tanıtımına katkı bulması önemli. İnşallah bundan sonraki süreçte de kızlarımız bu anlamdaki mücadelesini devam ettirirler ve ilimizin, Elazığ'ımızın spordaki temsilcisi olmaya devam ederler. Ben takımdaki tüm oyuncularımızı, idarecileri, antrenörleri tebrik ediyorum ve önümüzdeki yurt dışındaki Avrupa maçı dolayısıyla da başarılar diliyorum. Birevi Milli Özel İdari Kadın Basketbol Takımı Baş Antrenörü Aziz Akkaya ise bir mağlubiyetle her şeyin bitmediğini belirtti. Öncelikle geçen hafta oynadığımız kötü bir maç var. Deplasmanlarda gerçekten kötü oynuyoruz. Ama kendi sahamızda iyi oynuyoruz, bunu söyleyebilirim. Galatasaray'ı tebrik etmek lazım. Gerçekten çok iyi bir kadroları var. Yeni yaptıkları transfer de Ence Makkart de senelerde ligde oynuyor. O da gerçekten takıma çok fazla katkı yaptı. Ama şunu söylemem lazım. Elazığ'da gerçekten çok büyük bir potansiyel var ama Elazığ'ın şunu görmesi lazım. Burada ileride sürekli olması lazım bu takım. Biz bir mağlubiyet olunca herkes down oluyor, bir galibiyet olunca herkes şahlanıyor. Böyle değil. Yani süreklilik olması lazım. Elazığ'ın buna hazır olması lazım. Elazığ gerçekten basketbol seven bir şehir. Ama burada herkesin buna destek olması lazım. Bir mağlubiyetten sonra herkesin kendine eyvah ne oldu bitiyoruz dememesi lazım. Gerçekten baktığınız zaman Elazığ ligde belki şu anda bakıyorsunuz 9. 10. sırada ama bu süreklilik içinde olacak. Yani ligde baktığınız zaman 2. sezonu. Belki TKBR'de daha fazla oynadı ama Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2. sezonu. Zaman içinde bunun hepsi olacak ama ben şunu inanıyorum. Yeter ki burada devamlılık olsun. Elazığ gerçekten basketbol adına çok büyük bir şans. Kadın basketbol adına. Yeter ki insanlar küsmesinler. Kolay değil tabii ki öyle hemen birdenbire geleceğiz. 2 senede işte şampiyon olacağız. Şu olacak, bu olacak. Onlar çok kolay değil. Ama şimdi önümüzde 3 tane Euro Cup maçı var. Euro Cup'ta en az 2 tane maçı kazanmamız lazım. Gruptan çıkmamız lazım. Bu bizim için çok önemli. Oraya biraz daha fazla konsantre olacağız. Takımımız gerçekten yorgun. Çok fazla geniş bir kadromuz yok. Sakatlıklarımız çok fazla sakatlığımız var. 3 tane main oyuncu maalesef sezon içerisinde dolayı sakatlık geçirdiler. Sakatlandılar. Ama biraz daha her gün gün ve gün daha iyi oynayacağız. Bugün biraz daha iyi mücadele etti takımımız. Yani skordan ziyade oynadığımız basketbol bence biraz daha iyi. Güzel bir basketbol oynandığını düşünüyorum. Destek olan herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten burada gerek birim olsun, gerekse il özel idare olsun, valilik olsun herkes destek oluyor. Destek olmaya devam etsinler. Kazanırız, kaybederiz. Yarın ne olacağını kimse bilemez. Ama burada şunu ben canı gönülden söylerim. Ben burada olurum olmamış fark etmez ama Elazığ'ın inanın buna çok üst seviyelerde olacak bir potansiyeli var. Yeter küsmesin, desteğe devam etsinler. Öyle, biz ligdeki en acemi iki takımdan bir tanesi. Çünkü Elazığ TK Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. sezonu. Bunu unutmamak lazım. Geçen sene de maalesef depremden sonra yarım sezon Ankara'da oynandı. Şehrin içinde. Bu sene de seyircisi oynanıyor. Ama bence takımımızın yani sürekliliği, dayanıklılığı bence iyi. Ama dediğim gibi herkes desteğini bırakmasın. Elazığ kadın basketbolu için bir şans. Kadın basketbolu Elazığ için bir şans. Elazığ için kadın basketbolu bir şans. Bunu söyleyebilirim. Çünkü baktığınız zaman Elazığ'da Avrupa Kupası oynayacak bir tane takım var. Herkesin bunun mutluluğunu yaşaması lazım. İnşallah biz de Avrupa Kupası'ndan tur geçip buraya geleceğiz. Galatasaray baş antrenörü Efe Güven ile genel menajer Müge Erdem Elazığ'ın zor bir deplasman olduğunu belirterek burada çok iyi karşılandık açıklamalarında bulundular. Birevim İl Özel İdare'yi deplasmanda 87-79 mağlup eden Galatasaray'da baş antrenör Efe Güven, Elazığ'ın her takım için zor bir deplasman olduğunu belirtti. Zorlu bir deplasmandaydık. Elazığ kadın basketbolunun önemli değerlerinden biri. Ve burası her zaman kadın basketbol takımları için çok zorlu bir deplasman. Özellikle Covid öncesinde bu tribünler dolu olsaydı çok farklı bir atmosferde basketbol oynayacağımızı düşünüyorum. İyi bir kadroları var. Aziz abinin gelişiyle de yükselişe geçtiler. Bence ligi bitirebilecekleri en üst noktada bitireceğine inanıyorum. Bizim önümüzde de Euroleague maçları var. Buradan şimdi cumartesi günü Fransa'ya gideceğiz. İnşallah orada güzel sonuçlar alıp tekrar ülkemize geri döneceğiz. Galatasaray Genel Menajeri Müge Erdem ise eşi Taygun Erdem'le kayınpederi Haluk Erdem'in geçmişte Elazığ Spor'da yıllarca futbol oynadıklarını hatırlatarak Elazığ'da çok iyi karşılandıklarını söyledi. Evet, öncelikle ben Elazığ'a, özellikle ben geldiğim için çok mutluyum. Çünkü Elazığ'ın benim için anlamı büyük. Benim eşim Elazığlı, bildiğiniz gibi. Burada da zamanında futbol takımında
Kendisi hizmet etmişti takımda, takım kaptanlığını yapmıştı. Ayrıca kayınpederim yıllarca Elazığ spor formasını giymişti. Tabii ki öncelikle maçla ilgili konuşursak Elazığ güçlü bir rakipti. Bunu biliyorduk. Bütün hafta bu yönde çalıştık. Çalışmalarımızı devam ettirdik. Güzel bir maç oldu. Seyri güzel bir maç oldu. Yani her iki takımı da kutluyorum. Tabii kazandığımız için takımımı ayrı kutluyorum. İnşallah Elazığ hakikaten güzel bir organizasyonla burada her salonu her şekilde bütün organizasyon çok güzel. Her iki takımı da tebrik ediyorum. Bordo Beyazlı temsilcimiz Elazığ Spor'un ara dönem kamp kadrosu belli oldu. Serbest kalan ve Elazığ Spor'dan ayrılmaları beklenen Murat Ceylan, Tufan Kelleci, kaleci Ahmet Doğan ve Onur Alsu kamp kadrosunda yer almadılar. Tetiş Yapı Elazığ Spor'da ara dönem kamp kadrosu netlik kazandı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre ara dönem kamp kadrosunda 34 futbolcu yer aldı. Geçtiğimiz günlerde serbest kalan futbolculardan ikisi ara dönem kamp kadrosunda yer alırken dördü kadroya dahil edilmedi. Altyapıdan yapılan takviyelerin yanı sıra serbest kalma hakkı elinde olan Yiğitcan Erdoğan ile Ömer Yıldız da kadroda kendine yer buldu. Kaleci Ahmet Doğan, Murat Ceylan, Onur Alsu ve Tufan Kelleci ise kamp kadrosunda yer almadı. Elazığ Spor'un Antalya kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor. Ali Karataş, Okan Aytekin, İbrahim Aktaş, Eren Çinkılıç, Ahmet Ormanoğlu, Murathan Özen, Yiğitcan Erdoğan, Ömer Faruk Aydemir, Muhammed Düzgüner, Gökhan Ekmen, Hebat Alan, Hasan Ekici, Kadir Bekmezci, Cihan Can Polat, Umut Akbulut, Kadir Taşoğlu, Salih Polat Demir, Ahmet Ertuğrul Öztürk, Muhammed Altunbay, Selim Enes Özeren, Cengizhan Akgün, Muhammed İldiz, Fırat Sefa Öncü, Fırat Ergün, İzzet Topatar, Yusuf Ensar Poyrazlı, Ömer Yıldız, Cihan Aslan, Görkem Yağcı, Yunus Emre Özcan, Eray Berk Yıldız, Alper Kaya, Giray Karataş ve Özcan Görgülü. Elazığ Spor'da kamp kadrosunda yer almayan oyuncular Onur Asu, Ahmet Doğan ve Tufan Kelleci'nin Bordo Beyazlı takımdan ayrılmalarına kesin gözüyle bakılıyor. Elazığ Spor'da alacaklarının ödenmemesi nedeniyle TFF'ye başvuran ve haklı bulunarak serbest kalan oyunculardan kaleci Ahmet Doğan, Onur Alsu ve Tufan Kelleci'nin Bordo Beyazlı kulüpten ayrılmalarına kesin gözüyle bakılıyor. Başkan Selçuk Öztürk'le zaman zaman sorunlar yaşayan ve son olarak alacağının bir bölümünü talep etmesinin ardından bu talebi reddedilen ve sonraki maçlarda yedek olarak soyunculan Onur Alsu ile birlikte Elazığ Spor altyapısından yetişen kaleci Ahmet Doğan'ın da aynı gerekçelerle takımdan ayrılacağı öğrenildi. Bazı kulüplerle temasta olan ve gelen teklifleri değerlendiren Onur Alsu ve Ahmet Doğan'ın dışında takımın Elazığlı olmayan oyuncularından Tufan Kelleci'nin de İkinci yarı itibariyle Elazığ Spor'da olmayacağı belirtiliyor. Bu oyuncuların dışında takımda ilk ayrılan oyunculardan Murat Ceylan'ın da Gaziantep'e döndüğü ve gelen teklifleri değerlendirdiği öğrenildi. Misli.com 3. Lig 3. grupta mücadele eden Karakoçan Futbol Kulübü ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da devam ederken kadroda düşünülmeyen futbolcular ile de yollar ayrılıyor. Üçüncü lig temsilcimiz Elazığ Karakoçan takımında bir yandan kadroyu güçlendirmek için transfer çalışmaları devam ederken diğer yandan da takımdan gönderilecek isimler üzerinde çalışmalar yapılıyor. Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü yöneticileri ikinci yarı öncesi takımın sıkıntı yaşadığı bölgelere gerekli takviyeleri yapmak üzere çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, ikinci yarıda hem maçlar daha zorlu geçecek hem de biz hedefimizi farklı kılacağımız için kadromuzun güçlenmesi için takviyeler yapmak üzere görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımız kapsamında 10 numara pozisyonunda oynayan bir oyuncuyu kadromuza ilave ettik. Şu anda kampta takımımızla birlikte çalışmalarda yer alıyor. İmza attırdığımız için ismini daha sonra açıklayacağız. Bunun yanında çok iyi bir forvet oyuncusu ile görüşmelerimiz olumlu bir noktaya geldi. Bitirmek üzereyiz. 3-4 oyuncu alarak bu çalışmamızı tamamlayacağız. Ligin ilk yarısında kadromuzda yer alan Burak Kazar ile Yaşar Kağan Yılmaz ile yollarımızı ayırdık. Bu oyuncularımıza da takımımıza verdikleri emekten dolayı teşekkür ediyoruz dediler. Spor haberlerini de burada noktalıyoruz. Herkese mutlu bir akşam diliyorum. Görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.